Alamayan adam şimdi ne yapıyor? Yani bu videonun devamı trendlere girmiş bu arada, çok sevindim. Röportaj adam kesinlikle hak ediyor. Bu arada normalde böyle şeyleri söylemeyi seviyorum çünkü böyle şeyleri söylemek hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum sevdiğim insanların mesaj atması. 2-3 hafta önce Instagram'a 5 dakikalığına yine bir gireyim dedim. Röportaj adam sağ olsun Masum abi mesaj atmış. Kardeşim tepkin için teşekkürler vesaire diye. Takipleşiyoruz yani, bir tane akıllı olun. Her an YouTube'a şöyle bir video yükleyebilirim. Beni takip eden ünlüler falan diye. Bu nedir ya? Mutlu oluyorum lan. Vallahi bak. Mesela sevmediğim bir YouTuber mesaj attığında bana videolarını beğenerek izliyorum dediğinde genelde engelliyorum. Vallahi çok yaptım. 20 kişiyi falan engellemişimdir. Ha bunu saygısızlık olarak görebilirsiniz ama ben görmüyorum şahsi olarak. Bana ne lan, benim şeyim. Benim Instagram hesabım, benim sosyal medya hesabım. Kimi istersem onu engellerim. El benim, kol benim, telefon benim lan, kime ne? Valla. Seviyorum ya. Sevdiğim birisi mesaj atınca. Haluk abi mesaj atınca da sevinmiştim. Haluk Tatar. Valla. Mutlu oluyor yani insan. Demek ki bir şeyler başarmışım yani. Hani demek ki bir yerlere gelmişim ki benim hayranlıkla izlediğim, sevdiğim insanlar mesaj atıyorlar yani bak. Mutluluk verici arkadaşlar bu. Aklımdaki araç 25 bin lira oldu. 25 bin lira biriktirdim. Piyasası 30 bin lira oldu. 30-35 derken piyasayı bir türlü yakaladım. Keşke alsaydım o dönem. Şu an aynı araç 80 bin lira oldu. İkinci el otomobilde kafalar karma karışık. Otomobil piyasasında artık bir düşüş olsun umutla bekliyorum. İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Mesela ikinci el otomobil. İkinci el araç piyasasında hasarlı araç satışları patladı. İkinci el araç sahibi olmak isteyenler için. Abi Haluk abiyle canlı yayın yapacaktınız, ne oldu? Vallahi Haluk abi istiyordu da. Ben bir türlü müsait olmadım. Bu hafta Haluk abiye WhatsApp'tan yazmayı düşünüyorum. İnsanlıktan Utanmama Challenge'ın bir bölümünü böyle YouTube'a yüklediğimizde sıkıntı yaşayacağımız böyle toplumsal konuları İnsanlıktan Utanmama Challenge adı altında canlı yayında Haluk abiyle birlikte yorumlamayı düşünüyorum. Mükemmel bir içerik olacak, öyle söyleyeyim. Bu hafta yazacağım Haluk abiye. Abi ben artık müsaitim. Sen de müsaitsen birlikte yapalım diye. Haluk Levent diye. Haluk Tatar ya. Evet. Olacak yani, bir saniye geliyorum bu arada hemen. Abi çok iyi olur. Abi lan manyak. Geliyorum bir dakika. Ben geldim. S.A. Ay. Ay. Abi çakmağın taşı. Ya çakmakla oynamayı seviyorum ben. Bir şey yakmıyorum. Sigara içmiyorum zaten. Sigaradan nefret ederim. Puro içiyorum arada böyle. 2-3 günde bir tane. O da canlı yayınlara denk geliyor. Çakmakla oynamayı seviyorum yani. Çakmakla bir şey yakmıyorum aslında. Şöyle. Yani oynuyorum sadece. Valla bu bir senede değişen hiçbir şey olmadı. Biz sizin kameralar değişmiş herhalde. Ben hala araba alamadım. Henry Ford bugün yaşıyor olsa gelip buradaki araç fiyatlarını görseydi kafasına sıkardı. Ben eşek gibi arabayı icat etmeye uğraşacağıma vergiyi icat etseydim daha fazla kazanırdım derdi. Aziz Nesin zamanında bu ülkedeki araçların %60'ı vergidir dedi. Adamı linç ettiler. Aa bak haklı çıktı. Bu geçenki videodan sonra benim bir arkadaş haklısın deyip köşeye 10 tane megan attı. Hiç dokunmadı, öyle çeyrek gibi köşeye attı. Yo zengin mengin olmadı. Çünkü satmaya kıyamıyor. Çünkü her gün yükseliyor. Hangi gün satsa zarar edecek. Her sene bu devirde araba alınmaz diye diye bir türlü araç alamadım. Keşke alsaydım ya. Ama bu devirde araba alınmaz ya. Ya o sarı site var ya. Allah o sarı sitenin belasını versin. Aynen öyle. Hepsi burada.com. Allah belasını vermesin ya. Bak Masum abi, sen isim vermiyorum, ben vereyim. Beni mahkemeye versinler. Alıştım ben artık, hiç sıkıntı değil. Allah belanızı vermesin ya. Bak vermesin dedim, altını çizerek söylüyorum. Bok gibi site. Önce onu kapatın. Bu site var ya, Wikipedia'dan bile daha zararlı ya. Vallahi kapatın bunu, günah benim boynumda. Vallahi anamızı s*** ya. Gel hadi takıl bana bin arabama.
Çıkalım yollara, uzak olsa da gel hadi bin arabama. Yolları sor bana. Ama ben bu işin çözümünü biliyorum. İkinci el araç fiyatları için kıyamet projesi geliştirdim. Bakın şimdi herkes dinlesin, uygulasın. Bunu izleyen herkes uygularsa tamamız biz. Yolda gördüğünüz her aracın fotoğrafını çekiyorsunuz. O sarı sitede fiyatı neyse yarı fiyatına koyuyorsunuz. 10 numara. Böylelikle ne oluyor? Piyasaya kaos ve kargaşa hakim oluyor. Belki o şekilde düşürürüz piyasayı. Yok abi ya, ben ucuz koymadım ya, bunun piyasası bu. Satıl, vallahi satıl. Oğlum bir şey söyleyeceğim, şu anda troll yapıyor da gerçekten bu işe yarayabilir ya. Bunu yapsak mı dostlar? Bütün insanlar el ele verirsek bence olur ha bu iş. Yarı fiyatına koyalım, sonra satıldı diyelim. Aa, satıldı abi. Satıldı, yapacağım şey. Başka zaman inşallah. Hadi hayırlısı olsun. Bir Broadway alabilmek için dedemin ölmesini bekliyorum ya. Bu kadar insanlıktan çıktım ya. Bir tarla ya, bir tarla ya. Belki 3-5 kuruş bana düşer diye ya. Bir insan daha ne kadar düşebilir ya? Hayır, parası olan da mağdur. Benim mesela patron sıfır aracın parasını ödemiş. Bir yıldır aracın gelmesini bekliyor. Aynı otobüsteyiz ya. Hepimiz aynı otobüsteyiz. Ya ben bu şom ağzımı... Hepimiz aynı gemideyiz. Geçen videoda mod... Ne abi, Silivri soğuktur. Kanka bir kötü bir şey söylemedim ki. Yani güzel bir fikir gibi geliyor bana. Olmaz mı? Motor alın dedim. Motor fiyatları tavan yaptı. Ne kadar motor almak isteyen adam varsa hepsi bana sövüyor. Şimdi size motor yükseldi, bisiklet alın diyeceğim. O yükselecek, gene bana söyleyecekler. En iyisi ben hiç karışmayayım. Ne bakıyorsanız yiyin. Passat CC. 20 bin yazayım ya. Abartı mı olur bu? Yani. 30. İşte böyle böyle düşüreceğiz piyasayı. Vallahi en son burama kadar geldi. Amerika'daki arkadaşı aradım, para gönderdim. Buradaki 2011 Palio fiyatına bak 0 F16 aldım. Flörtü full paket ha. Neyse bu gümrüğü vergisini falan hallettim ama bir şeye hesaba katmamışım. Ya bu uçak ehliyetleri 150 bin Euro'dan başlıyormuş. Ha. Göme girdi. Yani anlayacağınız, yine paramıza rezil olduk. Ancak sokak arasında kullanabiliyorum. Buradan söylüyorum, ben bunu satıyorum. Almak isteyen varsa bana da ulaşsın. Ama sadece ciddi alıcılar ya. Beni boş muhabbet için aramasınlar. Onu da söyleyeyim ya burada peş peş. Ha böyle düşük kilometrede bile hatchback bir araç varsa takasla düşünebilirim. Onu da söyleyeyim. Ford Fiesta. Dostlar var mı aklınızda bir video, yoksa benim istediğim videolardan devam mı edelim? Aklınızda şöyle güzel, komik de eğlenceli, tam bizim yayına yakışan bir video var mı? Ben açabilirim yani, sınırsız. Abi filmler ve filmler birçok yeni... izledik kanka. Bir tane Erişler Parodi atmıştı, onu yayın sonunda falan bakarız ya ona.